Öncelikle bu yağmurlu havada tam günün ortasında işinizi gücünüzü bıraktınız. Bizlerle birlikte olmak için, bize destek güç vermek için burada oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bugünler daha önceki bir röportajda da söylemiştim aslında. Benim ilkokulda kurduğum bir hayaldi. Eskiden biliyorsunuz güzel geleneklerimiz vardı. İlkokul 23 Nisan çocuk şenliklerinde falan. Bir günlüğüne de birkaç saatliğine de olsa çocuklar işte belediye başkanı, cumhurbaşkanı olurlardı, başbakan olurlardı. İşte o geleneklerden uzaklaştık maalesef. O günkü şartlar bugünlerde yok. Atatürkçü çizgiden de uzaklaştı maalesef ülkemiz. Biraz ufak da siyasete girelim madem işimiz siyaset. Tabii Atatürkçü çizgiden yürüdüğümüz yıllarda, ilimden yürüdüğümüz yıllarda zaten biliyorsunuz çok güzel işler yapıyordu bu Cumhuriyet, ama daha sonra bizim millet olarak güçlenmemizi istemeyen bir takım çevreler tabii sistemli olarak maalesef bu uygulamaya koydular ve bizi bu çizgiden uzaklaştırdılar. Bizlerin bundan sonra yapacağı tekrar bu eski değerleri kazandırmak olması lazım. Çünkü devrim lafından, devrimci lafından insanları artık korkuttular. Aslında devrimin yenilikçilik olduğunu, vatan millet sevdası olduğunu, yoldaşlık olduğunu, bir dava, bir inanç uğruna her şeyinden vazgeçebilecek insanlar topluluğu olduğunu bu yeni nesiller çok fazla bilmiyor. Ama geriye dönerlerse gayet çok net, çok güzel örnekleri var. Bizler de hayatımız boyunca hiçbir zaman tek başına kurtuluşa inanmadık. Her zaman birlikte ekip ruhuyla hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Hayatım boyunca da yaptığım hiçbir işte yapamayacağım sözleri hiç vermedim. Yıllarca 30 yılın üstünde antrenörlük yaptım. Orada ekip çalışmasının ne olduğunu biliyorum. Ekiple neler başarılacağını biliyorum. Ve tabii başardığımız şeyleri de en fazla kişiye ulaşarak birlikte paylaşmanın da güzelliğini, anlamını biliyorum. Tabii her zaman başarı olmuyor. Başarısızlık olduğu zaman da onun da sorumluluğu almayı öğrendik, biliyoruz. Onları da her zaman yaptık. Bundan sonra da güler yüzlü, halk odaklı, sevgi dili kullanan belediyecilik olmasını istiyorum. Bizler birimiz, hepimiz Urla içi sloganı, Urla için sloganıyla çalışırsak, halk içinde, halkla birlikte çalışırsak, zaten sorunları halkın içinde çözdüğümüz zaman da herhangi bir sorun yaşayacağımıza da inanmıyorum. Birlikte bazı şeyleri yapmak için, bazı şeyleri başarmak için hep birlikte hareket edersek de yapılacak, yapılmayacak şeyleri de zaten onlar da görecek, destek vereceklerdir. Ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Zaten program da dolu, partinin de yapacak işleri var. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Diğer aday arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Burada özellikle çok fazla üstünde durduğumuz insan odaklı projeler olacak. Benim ekibim ve kendi düşüncemiz bu. Burada insana dokunacağız, çiftçiye dokunacağız, köylüye dokunacağız, ev hanımına dokunacağız, gence, çocuğa. Çünkü arkadaşlar, Urla'mız çok hızlı gelişiyor. Bir taraf zenginleşir, bir taraf karnı doyurmak için çalıştığı sürece biz 10 yıl sonra Urla sokaklarında çok güvenle dolaşamayız. Herkesin çalıştığının, emeğinin karşılığını alabilecek bir Urla olursa, biz çocuklarımızı, torunlarımızı da rahatça okullara göndeririz. Evimize rahatça yastığa başımızı koyabiliriz. Ve herkes de mutlu Urla'da, mutlu şekilde, güzel şekilde yaşayabilir. Biz asıl güvenli, mutlu bir Urla için çalışacağız. Bundan kalan zamanlarımıza da çağın gerektirdiği parkları, bahçeleri, kaldırımları, yolları yapabildiğimiz kadar da yapmaya çalışacağız. O sorunları da çözeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.